Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, keyifli, güzel bir gün diliyorum. 11 yıl sonra İnşallah bugün bir şampiyonluk sabahına uyandık arkadaşlar. İnanıyorum ben, güzel bir gece olacak bu gece. Ha, oldu da olmadı, Fenerbahçe puan kaybetmedi. Olsun, biz bu işi yarın kendimiz göreceğimize inanıyorum. İnşallah bugün şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Şampiyonluğumuzu kutlayacağımız bir gece olur ve çok keyifli bir canlı yayın yaparız karşılıklı. Ya, inanılmaz bir duygular içerisindeyim ben de ve sizlerin de biliyorum ki bugün çoğunuzun uyuyamadığını, bugünkü maç Fenerbahçe'nin skorundan sonra şampiyonluğumuzu ilan edeceğimizi hesapladığınızı biliyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bugün olmazsa yarın inşallah biz şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz Allah'ın izniyle arkadaşlar. Bugün şimdi tabii ki de maç öncesine gelmek istiyorum. Ne kadar Fenerbahçe'nin maçının skoruna baksak da bizim için önemli olan kendi maçımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe yensin, yenilsin hiç önemli değil. Ama ben bu güzel oyuncularımızı, bu güzel futbolcularımızı bize bugün bir şov yapacağını düşünüyorum. Yarın pardon. Bize bir sahada bir futbol şölenini izleteceklerini, bol gollü, güzel bir maç oynatacaklarını düşünüyorum. Antalyaspor cephesine bakacağız. Bizim cephemize bakacağız. Özellikle Antalyaspor takımının da futbol oynamaya yönelik bir takım olduğunu biliyoruz. Ben Nuri Şahin'in futbolu çirkinleştireceğini düşünmüyorum. Özellikle ki şampiyonluk maçı olduğumuzu, oynayacağımızı biliyor. Ve şampiyon olursak ki eğer, daha da güzel bir futbol olacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar, bir Antalyaspor cephesini konuşmak istiyorum biraz. Daha sonra bizim takımımıza geleceğim. Abdullah Avcı'nın şampiyonluk kadrosundaki seçeceği 11'i, şampiyonluk maçına seçeceği 11'i hep beraber tartışacağız, konuşacağız. Şimdi baktığım zaman Antalyaspor deplasmanda son haftalarda ciddi bir çıkışı var. 12 maçtır, toplamda 12 maçtır kaybetmiyorlar. Baktığım zaman 2 tane daha maçı kaybetmezler ise tarihindeki rekorunu kıracaklar arkadaşlar. Bizim maçımızı kaybetmezlerse ortak olacaklar 13 maçlık yenilmezlik serisine. Ve bizim maçımızı kaybetmeyip bir sonraki maça da şanslarını devam ettirecekler rekor kırabilmek için. Baktığım zaman 51 puanı var Antalyaspor takımının. 8. sırada. Şöyle bir detay var ama arkadaşlar, bunu belirtmek istiyorum. Özellikle Antalyaspor takımı Avrupa kupalarına gitmesi için bizim maçımızdan galip gelmesi lazım. Başakşehir takımının 57 puanı var. Antalyaspor'un da 51 puanı var. Arada 6 puanlık bir fark var. Şunu söylemek istiyorum, hani UEFA kupalarına gidebilme adına matematiksel anlamda bir iddiaları var. İster istemez onun için de bizi yenmek zorundalar ve ben açık bir futbol bekliyorum Antalyaspor takımından. Bir kere son oynadığı maçlarda, özellikle Şubat ayından bugüne geldiğimizde deplasmandaki maç skorlarını veriyorum sizlere. Alanya 3-1 deplasmanda kazandı. Altay'ı 2-1 deplasmanda kazandı. Başakşehir'i 1-0 deplasmanda yendi. Adana Demir'le 0-0 berabere kaldı. Yeni Malatya 2-1 deplasmanda yendi. Beşiktaş'ta deplasmanda 0-0 kaldı. Şubat'tan bugüne kadar olan maçları bu şekilde arkadaşlar, kaybetmiyorlar. Son haftalarda iyi bir futbol oynuyorlar. Özellikle Nuri Şahin'in devre arasında yapmış olduğu hamlelerle beraber iyi bir takım kurdular. Sezon başındaki oyuncularla beraber iyi bir harmanlama yaptı. Takımda bir revizyona gitti. Ve Nuri Şahin bence başarılı bir teknik adam görüntüsü çizmeye başladı. Özellikle ikinci yarı yaptığı değişikliklerle çok fazla kadrosuna kattı oyuncularla güçlendiler. Palmeiras'tan gelen Luis Adriano geldi mesela, iyi bir oyuncu. İkiye önünde de oynayabilen, 10 numarada da oynayabilen, santrafor'da da oynayabilen, ileride right oynatıyorlar. Amerikalı oyuncu. Onun arkasında da 12-13 tane gol atmış, uzun boylu, pivot bir oyuncu. Aynı zamanda da vurup gidebilen bir oyuncu. Hatırlayın, bizim maçımızda hangi oyuncumuzu sakatlamıştı? Vitor Hugo'yu sakatlamıştı diye hatırlıyorum ben. Vitor Hugo'nun sakatlık pozisyonu onun yüzünden olmuştu, çarpışmışlardı. Ve bizim maçımızda şimdi oynar diye düşünüyorum. Son oynanan Kayserispor maçında gol atan oyuncu Wright olmuştu. Bakıldığı zaman Antalyaspor takımı da iyi bir takımı var. İkinci yarının flash takımlarından bir tanesi. En çok puan toplayanlarından bir tanesi. Tabii şimdi Antalyaspor takımı, hani ben gene arkadaşlar ne olur ne olmaz diye maça da odaklandım. Hani şampiyonun kutlamaları konuşuyoruz. Bugün antrenmanımız var. Stadyumumuzda inanılmaz bir coşku olacak. 100.000 özel forma üretiliyor şampiyonluk için. Bunlar tabii ki de çok önemli şeyler. Bunları ben gece akşam, zaten akşam Fenerbahçe maçından önce bir video planlıyorum. O videoda inşallah konuşacağım bu detayları. Ama şimdi ben bir maçı bir konuşmak istiyorum. Taktiksel anlamda Abdullah Avcı'nın, oyun anlamında da sizlere bilgileri vermek istiyorum. Bence bu sezonun maçı yarın oynanacak ve bu kadroda olmak için, bu fotoğrafı verebilmek için bütün oyuncular çok istekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Vakayeme'nin bir sağlık durumu var. Dünkü antrenmanda da bireysel antrenmanını yaptı. Bugün bir teridmanı var. Basın açık olan bölümde Vakayeme antrenmana çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bizim için önemli detay bu. Ama Vakayeme'nin oynamama ihtimali yüksek. Vakayeme'nin yarınki şampiyonluk maçında mutlaka ve mutlaka oynamak istediğini
Biliyorum, düşünüyorum. Bunun için de ciddi bir anlamda efor sarf ediyordur oyuncu ama Abdullah Avcı'nın vereceği karar çok önemli. Ben Vakeme'nin hani kadroda olabileceğini düşünüyorum. Hani Abdullah Avcı bu kadar emeği olan bir oyuncunun hani hiç değilse şampiyonluk maçında kulübede otursun düşüncesi olacağını düşünüyorum. Ve Vakeme'yi kadroya alabilir. Oynatır mı orasını göreceğiz. Şimdi baktığımız zaman Bruno Perez'in bir sakatlığı var. Tekrardan geçmiş olsun diyorum. Hani bizim bir kemik bir kadromuz oldu. Bizim zaten kemik bir kadromuz olduğu için sakatlıkları çıkıyorum. Sakatlık olmasa bence daha da iyi bir performans sergileyecektik. Abdullah Avcı'nın şampiyon 11'i bence şu şekilde olacak. Kalede Uğurcan Çakır. Sağ beke Dorukhan'ı koyacağız. Dorukhan'ı koyacağız Bruno Perez'in sakatlığından dolayı. Stoper'de gene arkadaşlar Vitor Hugo, Ahmetcan ve solda da Dansville'i göreceğiz. Benim düşüncem orta sahada Siopis ve Marek Hamşik, önlerinde Abdülkadir Ömür, sağ tarafta Visca, sol tarafta Canini, ileride de Cornelius. Neden bu kadroyu veriyorum ben? Bu benim kendi kadrom öncelikle. Biz bugün gene akşamki antrenmandan sonra daha detaylı bir kadro verebiliriz. Hani Kouassi ile başlamaz diye düşünüyorum. Çünkü içeride biraz daha topu daha fazla oynuyoruz ve rakip sahada daha fazla topu tuttuğumuz için ve hareketli bir savunma, yani duran bir savunmaya karşı hareketli bir oyun anlamıyla oynadığımız için biraz daha Canini düşünüyorum ben. Çünkü Kouassi bir de hareketli bir oyuncu ama Canini kadar gezgin değil. Canini bir bakıyoruz sağda, bir bakıyoruz solda, bir bakıyoruz forvette, forvet arkasında. Yani sürekli bir değişkenlik yapıyor. Benim hani Abdullah Avcı tabii ki de sürprizler de yapabilir. Sağ beke Serkan Hasan'ı koyabilir. Stopere Dansville'i çekebilir. Sol beke başka bir sürpriz oyuncuyla çıkabilir. Orta sahada başka bir hamle yapabilir. Çünkü artık Abdullah Avcı'nın da bazı zamanlarda oyuncuların antrenman durumuna bakıyor, sakatlık durumuna bakıyor ve beklenmediğimiz biraz ters köşeler yapabiliyor. Ters köşe olabilir mi? Tabii ki olabilir ama ben bu maçta çok fazla ters köşe beklemiyorum. Allah var, hiç beklemiyorum hatta. Çünkü bizim belli bir iskeletimiz oturdu ve takımımız iyi oynuyor. Beraber hareket eden bir takımımız var. Ben bu maçı Antalyaspor maçında iyi bir futbol bekliyorum. Bir kere çok coşkulu bir maç olacak. Orada olan taraftarlarımız çok şanslılar. Ne kadar kupa kaldırılmasa da ben şampiyonluk maçına şahit oldum diyebileceksiniz. Müthiş bir duygu. Bugün zaten videonun başında da söylediğim gibi çoğu arkadaşımızın uyuyamadığını düşünüyorum. Lütfen videomun altına yorum bırakın. Çünkü bu akşam, bu gece Fenerbahçe puan kaybettiği takdirde biz şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Ve mükemmel olacak. Zaten açıklamaları da geleceğim. Fenerbahçe cephesinden açıklamalar var. Trabzonspor takımından S-400 füzeleri var. Bunlara da açıklıkla getireceğim arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel günler, çok güzel anlar yaşıyoruz. Bunların kıymetini bilmemiz lazım. Her anın, her saniyenin kıymetini bilelim. Mükemmel işler oluyor. Tabii mesela ben eski bir futbolcu olarak mesela yarın oynayacağımız maçta kesin ve kesin arkadaşlar ayağım da kopsa, kafam da kırılsa o sahada olmak isterim. Şampiyonluk maçında o sahada oynamanın keyfi, tadı bambaşka. Hele ki şampiyonu ilan edeceğini bildiğin zaman inanılmaz başka. Daha önce defalarca kez oynadım. Trabzonspor takımımızda şampiyon olduğumuz dönemde zaten en son Karabük maçımız vardı. Orada da sahadaydım. Daha önceki oynadığım takım Gençler Bloftaş takımında da şampiyonluklar yaşadım. O zaman da tattım bu duyguları. Gerçekten çok önemli, çok güzel duygulardır bu maçlar. Bu maçlarda oynamak ister her oyuncu. Acaba kenarda bekleyen oyuncu der ki acaba hoca beni oyuna atar mı? Şampiyonluk maçında forma şansı yakalayabilir miyim der. O şampiyonluk formasını, son giydiği formaları saklar. Benim yaptığım gibi benim evimde de var. Yani çok önemlidir. Onun için de her futbolcu şu an ben inanıyorum ki bazı futbolcularımızın da geceleri uyuyamadığını düşünüyorum. Stres, heyecan, mutluluk, huzur. Uğurcan Çakır mesela inanın bana şunu hayal ediyordur. Ben o kupayı aldıktan sonra nasıl kaldıracağım? Arkadaşlarım neler yapacak? Tribünlerdeki coşku nasıl olacak? Bunların hepsinin hayali kuruluyor. Gerçekten çok güzel günler yaşıyoruz. Allah bu günlerimizin devamını getirsin. Bugün cuma. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Akşama zaten bir video daha %100 gelecek arkadaşlar. En kötü canlı yayınımız olacak. İnşallah Fenerbahçe puan kaybederse çok keyifli bir canlı yayın yaparız diye düşünüyorum. Bugün sahur özel bir programımız tabii ki de olacak. 2-3 gündür yapmıyoruz ve sizlerden çok fazla istek geliyor özellikle bununla alakalı. Elimden geldiğince yapacağım. Akşam video çektiğim zaman özellikle antrenman sonunu bekleyeceğim. Bir. İkincisi S-400'ümüzden bahsedeceğim. İnanılmaz işler yapıyoruz. Trabzonspor takımımız durdu, sessiz oldu, muhatap olmadı, kimseyi ciddiye almadı ama arkadaşlar son dakika golleriyle beraber şampiyonluğu taçlandırmaya devam ediyoruz. Sağ içinde ve sağ dışında. Akşama bekleyin mutlaka. Bu arada 67 bini devirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çılgın bir planım var. 70 bin yapabilir miyiz arkadaşlar? Çılgın bir plan olduğunu düşünüyorum. 70 bin için çok fazla kısa vadede umudum yok ama sizler isterseniz yaparsınız. Kanalımızın büyümesi anlamında da verdiğiniz emeklerden dolayı
Herkese çok teşekkür ederim. Çok mutlu bir gündeyim. Çok enerjik bir gündeyim. İnşallah güzel bir gece bizi bekliyor. Yer yerinden oynayacak. Ama dikkat edelim. Silah işlerini bırakalım. Tekrar bir hatırlatma yapayım. Akşamki videomda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kemik kitlem Seray'ı seviyorum. Bomba gibi bir güne uyandık.